sevgili öğrenciler, bu videomda sizlere dağılma özelliği ve geometri arasındaki ilişkiyi anlatacağım örneklerle. Bu konu ne işimize yarayacak? İlerleyen zamanlarda 7. sınıfta, 8. sınıfta ya da lise sınıflarında geometri sorularını çözerken daha kolay, daha çabuk ve doğru olarak çözmemizi sağlayacak. Örneklerimize bakalım. Bakın iki tane aynı resim var. Fakat sorulan şeyler farklı olduğu için bu şekilde hazırladım ben. Şöyle, yukarıdaki tüm dikdörtgenin alanını yeşil ve mavi bölgelerin alanını kullanarak bulunuz diyor. Yani burada bizim bütün dikdörtgenin alanını bulmamızı istiyor. Ama daha önceden öğrendiğimiz gibi işte kısa kenarla uzun kenarı çarparak değil de yeşille mavilerin alanlarını kullan diyor. Biz önceden ne yapıyorduk? Kısa kenar 4 santimetre. Uzun kenar ne kadar? 5 ile 3'ü toplayınca 8 oluyor. 4 kere 8 32 derdik değil mi? Fakat burada durum farklı. Şöyle yapacağız. Şimdi yeşil bölgenin alanını nasıl buluruz? Burası 4 olduğuna göre burası da 4. 4 ile 5'i çarparız, yeşili buluruz değil mi? Gösterelim. 4 çarpı 5 diyoruz. Yeşil bölge burası. Artı yeşille maviyi toplayacağız çünkü ikisini toplayınca büyük dikdörtgeni bulmuş olacağız. Maviyi nasıl buluyoruz? 4 ile 3'ü çarpıyoruz yani. 4 çarpı 3. İşte bu şekilde buluyoruz. Bakın daha önce öğrendiğiniz dağılma özelliği ortak bir çarpan var değil mi? Biz bunu nasıl ifade ederiz? Şöyle ifade ederiz. 4 çarpı 5 ile 3'ün toplamı olarak ifade edebiliriz. İşte dağılma özelliğiyle yararlanarak bu şekilde buluyoruz. Cevabı da bulalım bu arada. 4 kere 5 20 ediyor. Yani yeşil bölgenin alanı 20 santimetre kare. Artı 4 kere 3 12. Mavi bölgede 12 santimetre kare. Ve topladığımız zaman ne oluyor? 32 santimetre kare. Burada bütün büyük dikdörtgeni soruyordu. İki tane küçük dikdörtgeni toplayıp da yapmamız gerekiyordu. Bakın burada toplama yaptık. Şimdi burada durum farklı. Şöyle, yukarıda verilen mavi bölgenin alanını tüm dikdörtgenin ve yeşil bölgenin alanını kullanarak buluruz diyor. Şimdi burada sadece bize mavi bölgeyi soruyor. Ve bunu bulurken diyor, yani 4 ile 3'ü çarparak bulabilirsiniz de burada bir şartı var. Diyor ki bütün büyük dikdörtgenin alanını kullan, bir de yeşil dikdörtgenin alanını kullan, bu şekilde bana burayı mavi bölgeyi göster diyor. Burada da çıkarma işlemi yapmamız lazım. Nasıl çıkarma? Büyük dikdörtgenin alanından yeşil bölgenin alanını çıkarma yaparız. Böylece geriye mavi kalır. Hemen uygulayalım. Büyük dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Bakın kısa kenar 4 değil mi? 4 çarpı uzun kenar 5, 3 daha 8 oluyor. 4 çarpı 8 deriz. Eksi şimdi yeşil bölge 4 çarpı 5 yani değil mi? 4 çarpı 5. İşte bu şekilde buluruz. Peki bakın yine ortak çarpan var değil mi? Burada dağılmış bir işlem var yani. Çarpma işleminin toplama üzerine çıkarma üzerine dağılmış bir işlemi var. Biz bunu normalde nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabiliriz. 4 çarpı 8 eksi 5 olarak yazabiliriz değil mi? Bu ifadenin açılmış hali bu. Cevabı da bulalım. 4 kere 8 32. Yani büyük dikdörtgenin alanı 32. Eksi 4 kere 5 20. Yeşil bölgenin alanı 20. Büyük dikdörtgenden yeşil bölgeyi çıkardığımız zaman ne oluyor? 30'dan 20 çıktı. 32'den 20 çıktı. 12 santimetre kare. Demek ki buradaki mavi bölgenin alanı 12 santimetre kare. Ne yaptık? Büyük dikdörtgeni ve yeşil bölgenin alanını kullanarak bunu böyle istiyor zaten. Bu şekilde gösterdik. Bir örnek çözersem konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bakın burada BCFE dikdörtgeninin alanını hangi ifadeyle bulabiliriz diyor. Neresini soruyor bize? BCFE yani şu sarı bölgeyi soruyor. Nasıl yapıyoruz? Büyük dikdörtgenin alanından buradaki turuncu bölgenin alanını çıkarırsak bir çıkarma işlemi uygulamamız lazım. Yani bize burada iki tane bölgeyi toplayıp da büyük olan dikdörtgeni bul demiyor. Toplamayı kullanmayacağız. O zaman B şıkkı elendi zaten baştan. Çıkarma lazım bize. Peki çıkarmada ortak çarpanımız ne olacak? İkisinin de ortak olarak kesiştiği kenar kaç santimetre? 8. Bakın burası 8, burası da 8. O zaman ortak çarpanımız 8 olması lazım. A şıkkı da elendi. Çünkü 12 çarpı diyor burada. Ortak çarpan 12 almış. Bu da yanlış. Peki 8 çarpı dedikten sonra ne yapacağız? Büyük dikdörtgenin uzun kenarı.
Ne oluyor? Bakın 50 değil mi? Uzun kenar. Yani 8 çarpı 50 demek büyük dikdörtgen. 8 çarpı 50'den şu turuncu dikdörtgenin kenarını, kısa kenarını çıkaracağız. Yani 12 orası. 50'den 12 çıktı diyeceğiz ve bu şekilde cevabı bulacağız. Cevap C şıkkı. Bunun açılımını da göstereyim size. Büyük dikdörtgen 8 çarpı 50, bakın şöyle. 8 çarpı 50 eksi, arada eksi işareti var. Sonra 8 çarpı 12, yani turuncu bölge diyeceğiz. Bu şekilde alanını bulacağız. 8 kere 50 ne yapar? 400. Eksi 8 kere 2 16, 8 kere 96. Çıkardığımız zaman 400'den 96'yı ne olur? 304. Demek ki burası 304 birim kareymiş. Denizli'nin D'si de olmaz. Niye olmaz? Çünkü 8 çarpı, tamam, ortak çarpan 8 ama 38'den 12'yi çıkarmış. Ya 38 şurası. Şimdi buradan 12'yi çıkarmak değil. Yani bizim yapmamız gereken işlem. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.